Biz insanlara hakkı, hakikati anlatırsak korkmayın. Dostunuz Allah Celle Celaluhu. Düşmanınız kim? Nerede bozuk adam varsa, ne kadar İslam düşmanı varsa sizin düşmanınızdır. Merak etmeyin. Bırakın onlar kendini hak yolda zannetsin be. Ya gerçekten bak, bakıyorum böyle sosyal mecralarda karşımızdaki adamlara hepsi İslam düşmanı. Kendini Müslüman zannediyorlar. Tabii o TikTok'ta o bilmem ne. TikTok var ya, Twitter'dan daha lanet bir hale gelmiş ha. TikTok kadar pislik bir mecra yok. Ya bütün dünya ülkeleri yasaklıyor. Bir tek şu memleket daha açık. Ben anlamıyorum, kafayı yiyeceğim ya. Nerede iti uğursuzu var, TikTok'ta toplanıyor. Bizi sevmeyen ne kadar İslam düşmanı sayfa varsa hepsi orada ya. Herif yemiyor içme bizim videoları paylaşıyor ya. Böyle çok sayfa var ha. Tarikat düşmanı sayfa. Bakıyorsun yine Hüseyin aşağı, Hüseyin yukarı. Hüseyin yürüse haber yapıyor. Hüseyin ne yapsa haber yapıyor. Kim? Suud köpeği bir tane Vahabi sayfası. Ebu Hanzala'yı seven bir tane Vahabi tasmalı bir tane sayfa. Bir sürü var. Öyle çok sayfa var. Vahabiler bizi sevmiyor. Sevmesinler. Zaten onlar beni severse kendimden şüphe duyuyorum ya. İmanımdan şüphe duyuyorum. Onlar beni sevmesin ya. Haşa ve kella, Allah göktedir diyen cemaatlere düşman, tarikatlara düşman, Allah dostlarına düşmanlar. Ehl-i sünnet hocaları paylaşmaktan başka, onlara küfür ettirmekten başka hiç maksatları yok. Akşama kadar Hüseyin'i paylaşıyorlar, altına Hüseyin'i küfür ettiriyorlar. Bak, alakası bir video. Koymuş benim videoyu oraya. Altına millet bana küfür ediyor. Hakkım haram zıkkım olsun. Amin. Amin. Rabbim burunlarından fetih fetih geçsin. Amin. Amin. Halk TV geçen gün haber yapmış. Cenazede Cübbeli Hoca'ya saldırı diye. Cenazede Cübbeli'ye saldırı diye. Bu haber Twitter'da patlamadı. Ama videosunu gördüm. Öyle bir video yapmışlar ki ilk başta ben de şaşırdım ya. Dedim Allah Allah, ne oluyor? Böyle bir ses, bir bağırtı çağırtı. Aha dedim, mevzu var herhalde. Böyle bayağı bir sıkıntı olmuş yani orada. Cübbeli Hoca'nın etrafını sarmışlar. Arkadan bir bağırma sesi geliyor. Lan dedim, ne oluyor? Mevzu mu var burada? Kim kime giriyor? Cübbeli Hoca'nın bile şekil mi yapıyor da cenazenin ortasında? Bu nasıl terbiyesiz? Böyle iş mi oldu dedim ya. Cübbeli, yani haber şu. Resmen Cübbeli Hoca'yı öldürmeye gelmiş adam yani. Baktığın zaman haberin başlığı, altındaki yorumlar. Uçuyor millet. Abi iftira atacaklar ya. Ya bu Twitter'daki bu dinsizler yok mu? Bu Halk TV yok mu, Halk TV? Aman ya, bunların yatacak bir karış toprağı yok ya. Bak şimdi. Video izlediğin zaman altındaki yorumlara baksan, bak bizim hakkımızdaki bu iftira, karalama videoları var ya arkadaşlar. Allah'ın adını verdim. Altındaki yorumları okuyarak, sakın ha direkt yorumları okuyup tepki vermeyin ha. La videoyu bir iki önce izleyin ya. Bizim millet çoğu artık videoda izlemiyor. Yorumlara bakarak şey yapıyor, biliyor musun? Artık video izleme, o da kavumla kalktı. Yorumlardan artık yürüyorlar. Yorumlara baksan Cübbeli Hoca'yı öldürmeye gelmişler şeyde. Zaten videonun sonunda adamın orada sesi geliyor. Sonradan benim kafadan gitti zaten. La dedim, orada dedim arkada bir ses var ama dedim, kötü bir şey yok herhalde dedim ya. Adam orada diyor, kardeşim beni bırakın diyor ya. Bırakın beni diyor. Şimdi Halk TV'ye kalsan olacak. Aha bırakın beni diyor. Şimdi Cübbeli öldürmeye gidiyorlar. Adam diyor ki bırakın kardeşim diyor. Adamın elini öpeceğim diyor ya. İlk videoyu ben geçen hafta gördüm. Konuşacaktım ama dedim neyse, sohbet günü konuşayım, acele etmeyelim. Adam, kardeşim bırakın beni diyor. Hocanın elini öpeceğim ben diyor ya. Zaten en son videoda ne oluyor? Adam geliyor, Cübbeli Hoca'nın elini öpüyor. Ama baktığın zaman aman ya, ya bunlar iftirayı ne kadar çok, bunlar ne kadar değişik millet ya. Ya yemiyorlar, içmiyorlar. Akşama kadar Menzil cemaati şöyle olmuş. Seyit Saki Hazretleri böyle olmuş. Seyit Fettah Hazretleri böyle. Seyit Mübarek Hazretleri. Aman ya Rabbi ya. Cübbeli şöyle yaptı. Hüseyin böyle yaptı. Başınıza bizim kadar taş düşsün. Amin. Bunu da paylaşın yani. Paylaşın da bir zahmet. Size saydırıyorum yani. Böyle. Şu anda bunu paylaşabilirsiniz diyorum onlara ben. Gönül rahatlığı, size saydırıyorum yani. Allah burnunuzdan fitil fitil getirsin. Amin. Amin. Niye diyorum arkadaşlar, biliyor musunuz? Ya bak, adamın bariz bir sıkıntısı olur. Diyelim ki mesela Hüseyin Çelik bariz sıkıntılı bir iş yaptı. Bariz açık ortada yani. Resmen İslam'a zarar verecek bir işi var. Abi paylaş. Paylaşmazsan adam değilsin diyorum bak. Paylaşmazsan adam değilsin. Seviyeyi anlıyor musun arkadaşlar? Bunda niye konuşuyorum biliyor musunuz? Karşımızdaki adamların seviyesi yerlerde. Bak bir daha söylüyorum. Bu en son bize atılan iftiradan sonra bak o kadar çok etrafımızdaki insanlara tesir etti ki bu. Çünkü artık o kadar çok yalan söylediler ki yalanlara Müslümanlar da inandı. O kadar çok yalan söylediler. Ne oldu? Millet aklı sıra, ha demek Hüseyin böyleymiş. İyi, bir daha onun sohbete gitmeyeyim. Gelmezsen gelme, bana ne ya?
Yani ben çok da umurumda ya. Bizim sohbete gelen Allah rızası için gelsin. Allah için gelsin. Sağdan soldan duyma yalanlarla, iftiralara gelmeyeceksen gelme zaten kardeşim. Mescidin bereketini kaçırma ya. Sen her duyduğun iftiraya, her duyduğun yalana sen meclis terk edersen, sohbet vereni terk edersen zaten sen adam değilsin ya. Bak açık konuşuyorum. Net konuşuyorum. Adam değilsin. Ha demek Hüseyin böylemiş ha. Vay be Hüseyin. Öyle mi? E değil. E nasıl olacak şimdi? Sen Hüseyin'in hakkına girdin. Ha demek menzil cemaati böylemiş. Vay be. Demek ki menzil böyle. Bir daha menzile gitmeyin. Ha demek şu cemaat böyle mi? Ha falanca hoca böyle miymiş? Haberi çıkaran kim? Dinsiz, kitapsızlar, imansızlar. Onların haberlerine bakıp, inanıp, sohbetleri terk eden kim? Namazlı, abdestli adamlar. Ya ben buna ayar olurum işte ya. Ha desem ki, bak bu konuyu açıyorum niye üzüldüğüm için. Arkadaşlar şu anda bize atılan bu iftiradan önce bu saatte burada adım atacak yer alıyor muydu? Olmuyordu. Millet hatta bunalıp bunalıp çıkıyordu. Şubat ayından beri cemaate balta vuruldu. Hem geçen kameraları kapatıp söylemiştim. Ağır konuşmuşum. Şimdi normal konuşacağım. Bir daha söylüyorum. Hem demek ki diyorum 3-5 yalana bakıp bizi terk eden safi rüzgar. Aynen safi rüzgar diyorum yani. Boş adamlarmış. Öyle sen olayı gerçekten araştırdın mı? Yok. Biliyor musun? Yok. TikTok'ta haber çıktı. Twitter'da haber çıktı. Haberlere baktım. Herkes sen dedi. Şimdi Allah aşkına soruyorum. Bak zihniyet ne kadar biliyor musun? Bak iyi anlayayım. Ben şimdi diyelim ki Afrika'dayım. Hiç dünyadan haberim yok. Gezmeye gittim, tatile gittim ya da herhangi bir şey gittim. Afrika'dayım yani Türkiye'den 10.000 kilometre uzaktayım. Türkiye'de birinin başına bir şey gelse. Hüseyin yaptı deseler. Bak yaptı deseler. Yaptırdı değil. Yaptı deseler. Ama o anda da benim Afrika'da olduğumu bilseler bile yine vallahi de billahi de tallahi de Hüseyin yaptı diye haber yayıp buna inanan adamlar çıkar. Bak Allah'ın adını verdim diyorum size ya. Çünkü seviye artık buralara geldi. Yani milletin beyin seviyesi buralara inmiş. Bu kadar insanı bana düşman ettiler. Rabbim bunlara fitil fitil getirsin. Amin. Amin. Bana yaşattıklarını yaşatmadan Rabbim onları canına almasın. Amin. Amin. O kadar açık konuşuyorum. O kadar netim arkadaşlar. Öyle bir dünya yok ya. Burada kurulu düzen var. Burası dolup taşar. Gelen giden gençler yıkılır buralar. Millet yollarda izdihamlar bilmem neler. Bir sevgi seli oldu Allah'ın izniyle. Kibir olsun diye konuşmuyorum. Her gören Allah'ın izniyle seviyordu, sayıyordu. Hocam dedi Allah razı olsun işte gençleri toplusun, şöyle vesile olsun, böyle vesile olsun. Tak bir iftira. Ne oldu? Bütün hizmeti baltaladılar. Allah burunlarından fitil fitil geçsin abi. Amin. Daha da bir şey demiyorum.